Merhaba sevgili seyirciler, İnsan Hakları Ajansı'na hoş geldiniz. Bu hafta konumuz bireysel silahlanma. Biliyorsunuz geçen hafta Çankaya Üniversitesi öğretim üyesi Ceren Demar bir öğrencisi tarafından ateşli silahla öldürüldü. Bu yüzden bu haftanın gündemini aslında Türkiye'nin her zaman sorunu olan bireysel silahlanmaya ayırdık. İki konuğumuz var, biri stüdyo konuğumuz, bir telefon konuğumuz. Stüdyoda geçmiş yıllarda yine bir erkek tarafından canice öldürülen Helin Palandöken'in babası Nihat Palandöken. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Telefonla ilgili Umut Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Doktor Ayhan Akçan'ı konuk alacağız ve Türkiye'nin bu kadim sorununu konuşacağız, çözüm önerilerini konuşacağız. Tabii ki her hafta olduğu gibi bu hafta da önce ajandamıza başlıyoruz. Türkiye'de hangi hak ihlalleri oldu onları izliyoruz. Akabinde konuklarımıza sohbete devam edeceğiz. Mecliste milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılması için fezlekeler gelmeye devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile HDP Grup Başkan Vekili Bilge'nin de aralarında bulunduğu 14 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları meclise gönderildi. Böylelikle yeni yasama döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sevk edilen ve meclise ulaşan fezlekelerin sayısı 164 oldu. 6 aydır tutuklu bulunan CHP'nin eski milletvekili Eren Erdem hakkında verilen tahliye kararına yapılan itiraz kabul edildi. Kapatılan Karşı Gazetesi'nin eski genel yayın yönetmeni ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin 25. ve 26. dönem İstanbul milletvekili olan Erdem, 17-25 Aralık sürecinde ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla çıkarıldığı üst mahkemece yeniden tutuklandı. Savcı Erdem hakkında örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek ve gizliliğin ihlali suçlarından 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapis talep etti. Firari sanıkların dosyalarının ayrılması talep edilen mütalada bazı sanıkların beraat, bazı sanıkların ise cezalandırılması istendi. Diyarbakır'da 9 Ekim 2018 tarihinde aralarında gazeteci ve siyasetçilerin bulunduğu 142 kişinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında tutuklanan gazeteci Kibriye Evren'in yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nde hakim karşısına çıkan ve 4 aydır cezaevinde olan Evren'in tutukluluğuna devam kararı verildi. Gazeteci Pelin Ünker'in Meclis Başkanı Binali Yıldırım'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın karar duruşması görüldü. Duruşmayı aralarında sınır tanımayan Gazeteciler Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda gazeteci izledi. Mahkeme Ünker'i 1 yıl 1 ay 15 gün hapis ve bunun yanı sıra para cezasına çarptırdı. Yönetmen, senarist ve görüntü yönetmeni Kazım Öz 24 Kasım'da gözaltına alınmış, bir gün sonra da serbest bırakılmıştı. Öz hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede Kazım Öz hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. HDP Hakkari Milletvekili ve DTK İş Başkanı Leyla Güven, Abdullah Öcalan'a dönüp tecridi protesto etmek için başladığı açlık grevi eyleminin 66. gününde. Güven eyleminden kaynaklanan ağır sağlık sorunları sebebiyle avukat görüşüne çıkamıyor. Avukatların verdiği bilgiye göre Güven son olarak 4 Ocak'tan önce yanında kalan koğuş arkadaşlarının refakatiyle avukatlarının görüşme odasına girebildi. Her gün Diyarbakır E-Tepi cezaevine giderek görüşme talebinde bulundukları, ancak Güven'in görüşme yapacak enerjiyi kendisinde bulamadığı için gelemediği kaydedildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sanatçı Metin Akpınar hakkında yürütülen soruşturmada Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etme suçuna ilişkin dosyanın ayrılmasına karar verdi. Akpınar hakkındaki diğer suçlarla ilgili soruşturmanın ise İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında devam ettiği öğrenildi. Müzakerelerin sona ermesinin ardından başlatılan operasyon ve çatışmalarda yaşamını yitiren PKK'lilerin cenazelerinin defnedilmesine son yıllarda izin verilmiyor. Bitlis'te bulunan Garzan Mezarlığı gibi kimi yerlerde ise geçmişte hayatını kaybedenler mezarlarından çıkartılıyor. Bunun son örneği İstanbul'da yaşandı. Iğdır'da 4 Ocak'ta yaşamını yitiren Muş doğumlu PKK'li Abdullah Aygün'ün cenazesi ailesi tarafından İstanbul'a getirildi. Sultan Gazi ilçesine bağlı Gazi mahallesine getirilen Aygün'ün dini vecibeleri yerine getirilmek istendi. Ancak mahallede bulunan camilerin hiçbiri Aygün'ün cenazesini kabul etmedi. Cami imamlarının gerekçe göstermeden cenazeyi kabul etmemeleri üzerine Aygün ailesi cenazeyi Gazi cemevine kaldırdı. Sarı yelekliler gündemdeki yerini korurken Fransa hükümeti eylemleri yasaklamaya yönelik yeni bir yasa hazırlığında.
Fransa Başbakanı Edouard Philippe, iki aydır süren sarı yelekliler protestoları sonrası, hükümetin izinsiz gösterilere katılımı yasaklayan bir yasa tasarısı hazırlayacağını açıkladı. Tasarı, izinsiz gösterileri organize edenlerin, bu gösterilere katılanların ve gösterilerde maske takanların cezalandırılmalarını öngörecek. Tasarıyla ayrıca hasar gören işyerlerinin zararının, hasara neden olan eylemciler tarafından karşılanması da öngörülüyor. Hoş geldiniz Nihat Bey. Hoş bulduk efendim. Biliyorsunuz geçen hafta Türkiye'nin gündeminde Ceren Demar cinayeti vardı. Evet, bir maalesef. Öğrencisi kopya çekerken onu uyardığı için öğrencisi tarafından canice ateşli bir silah tarafından aracılığıyla öldürüldü. Ve Türkiye'nin gündeme tekrar bireysel silahlanma sorunu girdi. Silahların bu kadar kolayca elde edilmesi, insanların bu silahla başkalarını öldürmesi... Bugün tekrar bu günleri konuşuyoruz. Sizin de başınıza benzer bir olay geçti maalesef. Tekrar şimdi başınız sağ olsun demek istiyorum. Sağ olun. Helin Parandöken davasıyla başlamak istiyorum sohbete. Çünkü aslında Helin bir sembol. O dava bir sembol. Birçok davada oluşan hak ihlalleri Helin davasında da oluşmuştu. Bize önce Helin nasıl bir cinayete kurban gitti, dava aşaması, hangi silahla öldürüldü? Onları anlatır mısınız? Şimdi Helin zaten biliyorsun bireysel silahlanmanın internete alınan bir silahla bir kurban gitti. Yani internetten aldık, alınan kaçak bir silahla. Kaçak bir silahla kurban gitti. Kurban gitti. Bu da bunun üzerinde mahkemelerde şöyle geçti. Mesela ilk mahkemede biliyorsunuz, hepiniz biliyorsunuz. Biz saat 1'de mahkememize girmemiz gerekir. Ondan önce bir basın açıklaması yaptık adliyenin önünde. Bir de girmemiz gerekiyor. O günde adliyede bütün davalar hepsi iptal. Sadece bizim davamız var. Helin'in davası var. Bütün mahkemeler hepsi iptalı verilmiş. Güvenlik çok fazla. Yüksek düzeyde güvenlikler vardı. Her yerde barikatlar vardı. Sanki belki İstanbul bütün polisleri orada dökülmüştü. Biz 1'de girmemiz gerekirken 5.30'da bizi içeri aldılar. Davaya 5.30'da bizi içeri aldılar. Karşımızda yanlış bir sanık getirildi. Yani Helin'i öldüren katil kişi değil. Değil, başka bir şahıs getirildi. Duruşmaya geldi. Tabii orada o anda dedi isim benzerlikle oldu. Tabii ki ne kadar olduğunu onu biz bilemiyoruz. Belki de olabilir, olmayabilir de. Karşımızda akla dengesi olmayan gaspçı bir adam getirildi karşımıza. Ve bize ne denildi biliyor musun? Katil budur. Bu cezaevine yıpranmış bu hale gelmiş dediler. Bunu hakim mi söyledi? Tabii. Hakim ve orada görevler söyledi. Bu katildir ama bu cezaevinde çok yıprandığı için bu hale gelmiştir dediler. Biz onun üzerine inanmadık tabii. Biz mücadele ettik. Müdafaa ettik. İnternete resimlerini çıkardık. İspatlamaya çalıştık. Tabii yani. İspatlamaya çalıştık. Katilin bu olmadığını aslında başka bir... Gelen kişinin 3-5 tane sakalı varken ben internette çıkardım fotoğrafını üzerinden gayet gür sakallı bir şahıs karşımda. En sonunda dedim bak bu sakal bu adamda çıkmaz. Onun üzerine hakim tekrar içeri geçti. Aradı cezaevini şu bu geldi yanlış sanık olduğunu ispatladık biz. Aslında bu olay devletin bu tarz olaylarda bakış ciddiyetsizliği ortaya koyuyor. Ciddiyetsizliği bir katili oraya getirmemen yani kocaman Türkiye Cumhuriyeti'nin bir katili getirmemen kadar ciddiyetsizlik bu yani. Evet. Yani biz onu orada tabii mahkemenin ertelemesini kabul etmediğimizi talep ettik avukatlarımızla. Bunu da hakim kabul etti, heyet kabul etti. Ve biz cezaevindeki savcı ve müdür ve yöneticilerin hakkında suç duyurusuna bulunduk. Maalesef suç duyurusu herhangi bir yere gitmedi o. Tabii, aslında o suç büyük bir suç. Tabii ki. Biz orada suç duyurusuna bulunduk ama bir sonuç çıkmadı. Ondan sonra ikinci celsede tabii katilin gelmesi, herkes her zamanki gibi yine takım elbise, kravat, çok rahat bir şekilde. Yani katil kendisini algısını iyi göstermek için. Tabii iyi halinde indirim almak için. Almak için kravatla, takım elbiseyle çok düzgün bir şekilde tıraşını olarak ve saçlarına fön çekerek öyle gelmişti. Tabii ben seviyordum, pişmanım, şu bu dedi. Ondan sonra gülerek de cevap veriyordu hakime. Bunun gülmesinin tarafından biz o zaman şey yaptık, tepki gösterdik. Bunu tabii hakim bunu şeye geçti, tutanaklarına geçti. Tabii öyle gelince
Her zaman takım elbiseyle iyi hal indirmek. Ne bileyim, Helin'in kardeşinden özür dilemek. En son da davada çaresi bulamadı. Benim hak ettiğim cezayı ben istiyorum dedi. Bütün imkanları kullandı ama tabii ki bence cezaevindeki insanlar, onun yanındaki olanlar hep akıl alarak gerek bu konuşmaları yaptı. Yani indirim alma tabii, amaçlı indirim bir taktik izledi. Almak amacıyla tabii. Bütün imkanları, her şeyi denedi. Katil her şeyi denedi indirim alabilmesi için. Bunu en son, son saniyelerde hakikaten cezası istedi. Zaten başka kaçar yolu kalmadı. Evet. Bu da bu mücadelede iyi hal indirimi almadı. Ağırlaşma muhabbet aldı. 28 yıl 6 ayda artısını aldı bu yaralanan çocuklar için, okula girmesi için, tehditler için. 28 yıl 6 ayda onun için ceza aldı. Cezada tabii ki bizim amacımız da her zaman caydırıcı cezalardı. Aslında yani normal hukuk sisteminde alması gereken cezayı tabii, almış. Tabii hukuk sisteminde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Ama önemli olan caydırıcı aldı. Önemli olan devletin burada biraz daha bir yola girmesi lazım. Lazım bu yasalar için, silahlar için. Sistem o soru soracağım ben size. Şimdi fail ceza aldı. Yani kızınızı katleden kişi, katil ceza aldı. Ağırlaştırılmış müebbet. Ama bu fail silahı nereden buldu? Veya silah satın aldığı kişiler ceza aldı mı? İşte peki mesele oraya biraz geleceğiz. Oraya evet geleceğiz. Orada da silahı satan silah mağazasına gidiyor. Mağazaya gidiyor. Tabii mağazaya gidiyor. Beğendiği silah bulamıyor. İstedi silah bulamadığı için mağazada, orada internet üzerinden silah alıyorlar. Orada. İnternet siparişi veriyor. Aynen öyle. 700 lira aldığı silah buna 1 milyar 1800 lira silah satıyorlar. O silahı 1800 liraya satıyor ve taksitle. Kredi kartıyla. Kredi kartla taksitle satıyorlar. Yani bu kadar kolay. Yani bu kadar kolay. Bir kişi kolay internette girdiğinde, silah satın almak istediğinde. Kesinlikle. Hiç peşin para vermesine gerek yok. Yok taksitle para da yok. Bir para da mont yok alar gibi silah alabiliyor. Aynen para da yok. Bir şey de yok. İnternette alıyorsun. Sen evin işine kadar gel, herhangi bir evrağa da gerek yok. Bir telefon yeter. Peki bu aldığı şirket, hani internet şirketi, Türk şirketi mi, Türkiye'li mi? Tabii, Türk şirketi. Bunu biliyorsun, ondan sonra daha ileri bir zamanda bu Konya'da yakalandı. Siz suç duyurusu yaptınız. Tabii suç duyurusuna, ona da suç duyurusu yaptım. Mağazada suç duyurusuna bulundu ama maalesef bunların hiçbirisinde şey sonuç çıkmadı. Ve arabasıyla götürüp cinayet işleyen kişi de suçlu, onu da serbest bırakıldı. Yani katille beraber kızınızla. Tabii tabii. Arabayla götürdüğün cinayet işlediği zaman kadar da oradaymış. Evet. Cinayet işledi de sonra kaçmış. Ona bile ceza verilmedi. Evet. Helin davası hakikaten bir sembol dava oldu Türkiye'de. Çok fazla kamusal destek oldu. Belki bu kamusal destek sonucu katil ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Bu ceza bizim mücadelemizle kadın örgütlerin ve vicdanı olan bize destek veren herkesin mücadelesiydi. Yani. Onun sonucu aslında bu. Kesinlikle. Yani bu tür davalarda kamusal desteğin nasıl önemli olduğunu. Yani kesinlikle bu mücadele bizim mücadelemizdi yani. Evet. Ve bize yardım eden, gelen kadın dernekleri, sağ olsun, Umut Vakfı olsun, şöyle saymakla bitmeyen kadın cinayetleri duracağız platformu, Mor Dayanışma, yani birçok dernekler, sendikalar, bu davayı izlediler. Tabii tabii. Siyasi partiler, bazı siyasi partiler her zaman geldiler. Yani milletvekilleri geldiler bizim davaya. Parti başkanları geldiler, il başkanları geldi, kadın kolları başkanları geldiler. Hepsi de geldiler yani. Yani birçok tabii duyarlılar geldiler. Yani hepsi dedi. Tabii hepsi gelmedi ama duyarlı olanlar geldiler yani. Danışmanın önemini burada gördük. Peki aslında burada asıl sorun silah satın almanın bu kadar kolay olması veya silah satan kişilerin ceza almaması. Evet. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bak konu da yani şöyle. Bak mesela kızını internette satan şahıs yakalandı. Bir minibüs dolusuyla silahla yakalandı. Kaçak silahlarla. Tabii kaçak silahlarla. Merdiven altında öğretmen pompalı silahlarla yakalandı. Onun malzemesiyle mermisiyle ne bileyim jajoruyla bir türlü bir minibüs dolu. Bunu yakalandı. Hatta bu haber de oldu. Gazetelerde medyaya yansıdı bu haber. Jandarma aldı, savcılığa götürdü, çok cüzi bir parayla, serbest bıraktı. Yani bir para cezası. Para cezası, evet, çok cüzi diyelim. 3 lira, 5 lira gibi belki daha da aşağı oldu yani. Bunun serbest bırakıldı. Aslında bunları ağırlaştırmaları lazım ki bir daha başka bir can yanmaması lazım. O kere kaçak silah üretiminin satışını engellemek lazım. Kesinlikle. Normal satışları da zorlaştırmak lazım. Normal satışları da zorlaştırmak lazım.
sattığın kişinin ruh şeylerini araştırmak lazım. Alan kişi, gerçekten babam bunu her zaman söylüyorum. Biri kendi paranı nasıl koruyabiliyorsa, yani yasal olarak aldığın zaman bile paranı nasıl koruyabiliyorsa, çelik kasaya koyuyor, bankaya koyuyor, hep paranı koruyor. Dört elle koruyor yani. Nasıl koruyabilirim ben bunu? Evet. Bence silahı da çelik kasa gibi yerlere koyman lazım. Evet, zaten Ceren Demar cinayetinde babasının silahı kullanmış. Evet bak mesela. Burada bir şey vardı. Geçen ay, çok uzun bir sürede değil. Geçen ay 4 yaşındaki çocuk asker emeklisi olan babasının silahıyla vurdu. Peki bu çocuğa katil mi dersin? Yargılayamazsın zaten yaş itibariyle. Ya dava mı açarsın? Bence katil ailedir. 4 yaşındaki çocuk. Evet. Bunu nenesini vuran vardır. Annesini vuran vardı, evladını vuran vardır, babasını, kardeşini vuran vardır bile. Ya aileler de gereken özeni göstermiyor. Kesinlikle. Bu şekilde yani. Bizde bir de şöyle bir kültür vardır. Silah alırız, babamızı fotoğrafı asmayız duvarımıza, silahımızı asarız duvara. Evet. Çocuklar çok rahat şekilde ulaşabilir o silahı. Evet. Peki siz bu davadan sonra bir şekilde aslında kendi kızınızın davasından sınırlı görmediniz kendinizi. Bir Türkiye ile ilgili bir sorun olduğunu düşündünüz ve bir şekilde ciddi bir sivil toplum çalışması yaptınız ve bu bireysel silahlama ilgili mücadeleye giriştiniz. Evet. İlk sorum şu olacak. Bir hükümetin tavrı ne oldu bu davada? Sonra sizin çalışmanıza geldim. Oraya gelelim. Biz ilk tavrımız şöyle oldu. Evimize milletvekiller geldi. Başbakan geldi. Birçok siyasi toplum, sivil toplum örgütleri, siyasiler geldiler, bakanlar geldiler. Bizim talebimiz hep yasadı. Biz yasa istedik. Başbakan'da da yasa. Yasa derken neyi ifade ediyorsunuz? Bireysel silahlanmanın yasasını istedik. Yani bu silahların zorlaştırılması, satışın zorlaşması, elde edilme zorlaşması, kaçak üretimi engellenmesi, kaçak satılan silahların durdurulması, engellenmesini ve bir ekmek kadar rahat ulaşmasın dedik. Evet. Bizim talebimiz hep buydu. Biz bunu istedik. Onlar da maalesef olmadı. Biliyorsun bazı siyasi partiler bununla ilgili önergeler verdi meclise. Evet. O önergeler reddedildi. Biz kalktık burada meclise gittik. Meclise gittim. Mecliste yine dilekçelerimizi yazdı, önergemizi verdik. Yine reddedildi. Biz de buna karşı geldik. İmza kampanyası başladık. İmza kampanyası başladı. Bizim talebimiz de şöyle oldu. Gerçekten bizim imzalar çok değerlidir. Bizim her bir imzamız belki onların 1000 tane oyuna değerdir. Siz halkın oylarda buradasınız. O oyla, o halk varsa siz burada varsınız, saltana sürüyorsunuz. Biz de halkın imzalarında oylara da gelmişiz buraya. Siz bu yasayı geçmeniz lazım. Bizim talebimiz bu olur. Ama herhangi bir gelişme olmadı herhalde. Yok, herhangi bir gelişme olmadı. Biliyorsunuz ondan sonra mermi hakkı 200 iken 1000'e çıkarıldı. Bugünlerde de yeni bir yasa daha çıkarıldılar. %27 mermi indirimi yaptılar. Yani bir insanı daha ucuza öldürebilme maliyetinin peşindeler. Bir insanı ne kadar ucuz öldürebiliriz? Evet. Maliyeti düşürmeye çalışıyorlar. Gerçekten bu insanlık bir dışıdır yani. Evet. Peki dava sürecinde hani biliyorsunuz bu tür davalarda, kadın cinayetlerinde veya buna benzer davalarda Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı davaya müdahil oluyor genelde. Evet. Sizin davanızda oldu mu? Yani o davayı sahiplendiler mi? Bizim davamıza da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'nın avukatları müdahil oldular. Evet, oldular. Gerçekten gelen avukat arkadaş her zaman takdir ettiğim bir arkadaşımızdı. Arkadaştı. İyi niyetli bir kadın bir avukattı. Gerçekten bir kadın ruhuyla geldi. Her zaman ihale indirimi istemedi. Hakimlerden. Biz bakanlık olan ihale indirimi istemiyoruz dedi. Her zamanki tavrı oydu. Yani hak etti, cezayı alsın indirim olmasın. Evet, bak orada bunu şey yaptı yani, sergiledi bunu. Peki yani sizin davanızda haksız tahrik indirimi uygulamadı ama Türkiye'de birçok davada aslında haksız tahrik indirimi uygulamıyor. Yani yok işte eski sevgilisi olduğu için öfkeyle yapmış diye, ne bileyim duruşmadaki iyi halleri sebebiyle. Bunu nasıl tabii, değerlendiriyorsunuz tabii. Yani nasıl bir... Ya bu bakış açısı nasıl değişir? Abi bu eğitimsizliktir. Aslında bizi eğitim lazım bize. Bir insana, bir kadına ve bir insana nasıl davranacağı eğitim verilmesi lazım. Avrupa'daki gibi. Yani hem ilkokuldan, aileden... Kesinlikle. Aileden, ilkokuldan,
biraz herkes elini bir taşın altına koyacak yani burada. Evet. Bir başka bir can daha yanmasın diye herkes elini bir taşın altına koyacak. Aile de koyacak, Milliyetçi Bakanı da koyacak, devlet de koyacak yani. Yani halk da koyacak aslında. Kadın cinayetlerini, kadına yönelik cinayetleri kesinlikle kadına engellemek açısından. Biliyorsun bunlarda en çok da kadınlar zarar görüyor. Evet. Yani bu silahlarda en çok da kadınlar zarar görüyor. En anda herhalde bir tartışma olur. Bir an anlık işte bir saniye hızla kalkar, eşini vurur, her türlü şey olur yani. Evet. Peki sizde yani siz şimdi bu sivil toplum çalışmanı yapıyorsunuz bu yasa maddesinin evet. değişmesi için en azından... Silah satışının zorlanması için sizin elinizde rakamlar var mı? Var. Türkiye'de şöyle. Kaç insan öldürülüyor her yıl bu tür vakalarda? Şöyle bak 2016'da 328 tane kadın öldürülmüş. Bunlar sadece kadınlarla ilgili bir verilerdir. 2017'de 409 tane kadın öldürüldü. Yerini öldürsene. 2018'de 440 tane kadın öldürüldü. Yılda 4500 tane can gidiyor. Öldürülüyor bu silahlarla. Ciddi bir rakam. Yani bu çok büyük bir ciddi rakam. Bunu savaş alanına girsek o da zayiat verir mesela. Evet. Yani şunu demek istiyorum. Sizin elinizde bu veriler var. Hükümetin elinde de var bu veriler. Mutlaka tabii ki vardır. Peki niye böyle bir yasa değişikliği konusunda ayak diretiyor? Vallahi onu da hükümete sormak lazım. Ben düşündüğüm kadarıyla herhalde burada bir lobi haline gelmiş bu silah ticareti. Orada da artık kendileri mi, devletin bir yararı var, kazancı vardır demek ki. Bilemiyoruz yani lobi. Onu bilemiyoruz o kadar yani. Yani. Çünkü mesela Amerika'da silah lobisinin güçlü olduğunu falan biliyoruz. Türkiye'de aynı silah şey lobisinin var mı? Çok maddi dönen bir şeydir yani, para dönen bir lobidir yani. Anladım. Peki sizin diğer böyle bir şekilde mağdur olmuş ailelerle iletişimimiz var mı ve ortak bir çalışma yapıyor musunuz? Geçenlerde kadın cinayetleri duyurucu platformun bir basın açıklaması yaptı. Bir 3-5 tane 5-10 tane aile getirdi bir araya. Ama maalesef aileler tabii ki daha hala çoğu mahkeme aşamasında, mahkemeleri sonuçlanmamış aşamasında şiddet gören aileler vardı. Böyle eşinde şiddet görmüş, ne bileyim başka bir erkek tarafından şiddet görmüş arkadaşlar vardı. Tabii ki herkes bu yasaları istiyor. Evet. İstiyor ama önemli olan çaba. Yani şöyle mesela ben kızım öldü, benim evladım gitti, bana ne demeyle aslında olmayacak evet. yani. Benim evladım gitti, mahkemede bitti. Ama ben mücadele edeceğim. Niye mücadele edeceğim? Başka bir herin daha ölmesi, bir can daha gitmesi. Bizim mücadelemiz budur. Geçenlerde biliyorsunuz Ankara'da Ceren Hocam. Evet. Öğrencisi tarafından. Öğrencisi tarafından öldürüldü. Emin ol ben bir herin daha kaybettim. Bir daha herini kaybettim yani. Ha, bu cinayetleri gördüğüm yerde ben defalarca herin kaybediyorum yani. İşte bu cinayetler olduğu an medya konuşuyor bu konuyu bir hafta, iki hafta. Sonra maalesef bu olay biraz unutulunca da bu konular geride kalıyor. Aslında buna çift köklü bir çözümler lazım. Sizin diğer sivil toplum örgütleriyle beraber çalışmanız var mı? Vardır. Mesela biz standlar açıyoruz imza kampanyası olarak. Standlar açıyoruz. Çağdaş Kadınlar Derneği, Umut Vakfı, Mor Dayanışma, Kadın Cinayetleri Duracağız Platformu. Birçok dernekte mesela bizim orada Esenyalı Kadın Derneği var. Bize çok destekleri oldu. Sivil toplu örgütler, sendikalar var yani böyle. Anladım. Yani, peki bir şey daha soracağım belki biraz. Bazı siyasi partiler de bize destek verenler vardır. Ya bu yasanın çıkması. Tabii yasanın çıkması bazı açısından. imza yardımları da dokundukları vardır yani. Helin'in davası Yargıtay'da onandı mı yoksa hala Yargıtay'da? Temizde Yargıtay'da. Yani o yüzden aslında kesinleşmiş bir şey yok. Oradan bile haksız tahrik bir meselesi tekrar çıkabilir karşımıza. Olabilir, o da olabilir. Biz onun mücadelesi edeceğiz yani. Hiçbir zaman bırakmayacağız. Yani. Ömrümün yettiği yere kadar ben bu mücadeleyi bırakmayacağım yani. Evet. Peki bir şey daha soracağım size. Şimdi Türkiye'de bir af tartışması var. Maalesef yani özellikle adi suçlar, cinayet evet. vakaları, işte gasp, tecavüz gibi suçlar için konuşulan yani ve
bazı siyasi parti liderlerince kader mahkumu diye anılan gruplar aslında hiçbirisi kader mahkumu değil. Bu af tartışması giderek somutlaşıyor. Öyle görüyoruz ve bu tarz suçlar işleyen, yani cinayet işleyen, kadın cinayeti işleyen, gasp eden, tecavüz eden kişilerin cezaevinden çıkma olasılığı. Çıkma ve cezaları da indirme olasılığı var. Var. Bu konuda bir çalışma, bir fikriniz ne? Çalışma yapmak. Bence bu konuya devlet bunu yapsa suç işler. Devlet suç işler. İlk önce devlete karşı yapan ancak devlet onu affederdi. Suç işte o zaman ancak devlet onu affeder. Benim kızım katili devlet affedemez. Ancak ben affederim. O benim evladımı öldürdü. Onları ki öldürmedik. Evet. Ancak onu ben affederim. Eğer o af öyle şekilde çıkarsa gerçekten çok. Zaten belki de bu cinayeti işleyen insanlar, katiller veya ne bileyim kadına yönelik şiddete bulaşan insanlar Türkiye'de sürekli bir af çıkma olasılığı olduğu için de bir özgüven elde ediyorlar. Siz de öyle düşünüyor musunuz? Tabii ki özgüven elde ediyor. Tabii belki onun 400'de de bu afı beklerler yani. Yani bu tarz suçları artıran bir şey aslında. Tabii bu tarz suçları afı beklerler. Biliyorsun ne bileyim her yolu denerler yani. Evet. Yani bunu ancak biz affederiz. Devlet affedemez bunu. Peki bununla ilgili bir çalışmanız var mı hükümetle? Bak şununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'nın biliyorsun bu af gündemi Devlet Bahçeli getirdi, MHP getirdi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın güzel bir lafı vardı, hoşuma gitti. Ancak devlete karşı yapan suç devlet affeder. Başkanlığına yapılan suçu devlet affedemez. Ama şu an başka bir evrimi olası var bu tartışmanın. Evet, maalesef. Gerçekten onun o lafı hoşumuza gitti yani. Doğrudur yani. Yani devlete karşı suç işleyen kişi devlet affeder ama bana karşı yapılan suçu devlet affedemez yani. Bunu biz bunun karşısında duracağız yani. Yani bir çalışma yapacaksınız. Yapacağız kesinlikle. Yani hükümetle bir iletişimimiz var mı hala? Ve meclisle veya parlamentoyla veya cumhurbaşkanıyla. Parlamentoda tabii belki bazı iletişimlerimiz var milletvekillerle, milletvekili arkadaşlarla falan iletişimimiz var. Arıyoruz, konuşuyoruz. Bizim imzalarla ilgili de konuşuyoruz. Oraya geçsen yardımcı oldukları milletvekiller de varsa olsun. Hep bunları diyecekler. Bu imza kampanyası derken kimler yapıyor bu imza kampanyasını? Hani hangi figürler var içerisinde? Bireysel silahlanma vardı. Bunu biz yapıyoruz. Ben yapıyorum. Hiç tek başınıza. Tek başıma. Hiçbir kuruma bağlı olmadan sadece bize destek veren vicdani sivil toplum örgütleri vicdani olarak bize destek vermişlerdir. Onlara adına değil. Sadece vicdani olarak bir yüreğe yanmış bir baba olarak ben yapıyorum yani. Sonra bu imzaları Ankara'ya götürdünüz. Bu imzaları alacağız, Ankara'ya götüreceğiz. Daha gitmediniz. Yok, daha gitmedim. Daha yüklü imza toplayacağım. Daha imzalı çok olmasını bekleyeceğim. İmzaları toplayıp Ankara'ya gideceğiz. Bunu meclis komisyonu sunacağız. Yani İnşallah o zamanki hükümet de biraz duyarlı davranır halkına karşı. Yani bu böyle düşünmezsin. Yani benim ben milletvekiliyim, ben bakanım, ben bilmem şuyum. Emin ol belki yarım gün senin başına da gelebilir. İttiğin biri senin ailende birini vurabilir yani. Herkes bu olayı mağdur olabilir. Kesinlikle herkes burada mağdur olabilir yani. O yüzden biraz daha dikkatli, özen göstermek kesinlikle lazım. Kesinlikle yani bugün benim canım gitti, yarın başkasının canı gider. Elinden sonra çok canlar gitti. 4500 rakamını verdiniz. Evet, yıllık 4500 rakam. Yıllık 4500 kişi bireysel evet, silahlanma mağduru oluyor. Hayatını kaybediyor. Bak Malatya'da bir şey geçmiş böyle. Yine Malatya'da olan bir olay. Kavga, sokak kavgası varmış. Silahlar patlamış. Yolda geçene denkleşmiş kurşun. Evet. O orada hayatını kaybetmiş. Ya biz yolda gezmeyecek miyiz? Alışverişe çıkmayacak mıyız? Düğün konvoylarında ölenler, asker uğurlamasında ölenler. Asker uğurlamasında bak şöyle bir şey geldi bana. Biz yine bu bireysel silahlanma ile ilgili bir haber olmuştu. Haber izlemişti. Davaları takip eden bir ablamız vardı. Bana internet üzerinde ulaştı. Abi dedi sen nasıl ceza aldırabildin? Ben de işimi kaybettim. Asker uğurlamasına kaybettim. Asker ulamasına giderken 3 tane kurşunla benim eşim öldü. Hani kazanın bir kür kurşunu olur, 3 tane kurşunu olmaz. Ve ben eşimin son nefesine yetiştim. Bana dedi ki beni vurdular.
Son nefeste beni vurdular dediler. Demiş. Yani ben kaza değil, beni vurdular demiş. Ama o katil, o katiller gitti ki orada kaza ifade diye verdiler. Tabii yani şöyle, silahım bu. Ben silahlıyım, benim silahım vardı, sevmedi bir insanı az ceza alabilmem için. Düğün kovede vurabilirim, asker uğurlamasından vurabilirim. Bir etkinlikte de çok rahatla vururum, kazadır diye çok cüzi bir cezayla sıyırım giderim yani. Sevmedim kişi de temizlemiş olmuş olur. Veya haksız tarihten faydalanırım. Kesinlikle. Şey yaparım. Peki şeyi soracağım. Mesela siz birçok duruşma hani aylarca adliyede zaman geçirdiniz ve davayı izlediniz. Tam tersine hani aslında müdahil oldunuz davaya. Evet. Taleplerinizi mahkemeye ilettiniz. Yargının tavrı nedir sizin deneyiminize göre? Yani bu tür cinayetlerde. Vallahi birçok cinayetlere baktığın zaman çok cüzi şeylere bak şöyle ben bir tanık oldum. Antalya'da 15 kişi bir tane kıza tecavüz ediyor ve öldürüyor. 15 kişi. 15 kişiye ne ceza verildi biliyor musun? İyi hal indirmiş şu, birer yıl ceza verildi. 15 kişiye birer yıl ceza verildi. Her bir adama bir yıl ceza verildi. Bak meslektaşın avukat, genç bir avukat arkadaşımız adliyenin de feryatlar yapıyordu. Bu nasıl adalet? Bu nasıl vicdan? Ben dedi, mesleğimde iğrendim dedi. Kendi davanız nasıl oldu peki Helin davasında? Helin davasında en çok aslında hakim yani heyet tabii ki iyi karar verdi. Yani biz kararda heyet kararında bir şey şüphemiz olmadı. Heyet inan ki çok basın, sivil toplum örgütleri, sokak ayağı, biz çok üzerinde mücadele susmadık. Yeri geldi ben pankart aldım, tek başına sokak yürüdüm. Her yerde yürüdüm, her yerde sesim çıkardım, haykırdım ben yana. Yani bu ceza olması lazım dedim. Yani biraz sizin kamuoyunun kişisel çabasıyla. Kesinlikle bak ara verildi, hakimlerin mahkeme ara karar arası verildiği zaman avukatlar bile bana dedi ki iyi hal indirmiş çıkabilir dedi. Durumlar onu gösterir dedi, hazırlık ol. Ben avukatlara dedim ki eğer iyi halinde düşse ben sizi de bu adliyeyi de yıkmadan gitmeyeceğim. Evet. Ayhan Bey telefon attığımızda ona dönelim. Ayhan Bey selamlar. Merhabalar efendim. Biz Nihat Palandöken'le Helin davasını konuştuk. Aslında bireysel silahlanmayı konuştuk genel anlamda. Bize kendisi size çok iyi bilgiler verdi işin doğrusu kamuoyuna. Size sormak istiyorum. Bu Ceren Damar vakasıyla, cinayetiyle tekrar gündeme geldi bireysel silahlanma. Sizin bir yasa değişikliği talebiniz de var. Bize önce oradan başlar mısınız? Şimdi biz tabii yani öncelikle bir Nihat Bey'e merhabalar diyeyim. Hoş geldin hocam. Şimdi tabii bu önemli bir konu gündemde fakat işte bir türlü sonuç yok. Yani tespit konusunda veya ne olduğu konusunda bir sorun yok ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de yasayı değiştirecek olan siyasi irade de aslında bir şeyler yapılması taraftar ama nasıl yapılacağı konusunda bir ortak fikir yok. Hem muhalefet kanadında hem iktidar kanadında. Aslında yapılması gereken şey belli. Yani iki dönem önce kadık olan bir silah kanun tasarısı var. Yani hali hazırda Türkiye'deki şu andaki mevcut silah yasasının Avrupa Birliği norm çerçeveleri doğrultusunda bir ortak bir yasaya dönüştürüyor. Orada da tabii olan, iyi olan, kötü olan yönleri var. Öncelikle onun gündeme gelmesi lazım. Yani bizim sırada söylediğimiz şey o. İkincisi, şu anda mevcut problem özellikle pompalılarda düğümlenmekte. Yani pompalı silah temiri evet. Hem internet ortamında kolay hem kargoyla teslimi var. Hem de çok fazla kayıt altında değil. En azından pompalı silahları da kontrol altına alan zorlaştırıcı tedbirlerin acil getirilmesi lazım. Bu bile probleminin bir kısmını çözer. Yani internetten satış, internetten reklam ve kargoyla teslimi özellikle yasaklanması lazım. Yani şu an Türkiye'de internet üzerinden silah siparişi vermek yasal mı? Yasal çünkü şöyle yani üretici firmaların internetteki sayfalarından aktı sıra orada hem
bir teşhir, yani bir tanıtım. Onun arkasından da talep var. Yani dolaylı yoldan, tabii merdiven altı bunu saklı yapan yerlerde var. Dolaylı yoldan böyle bir mevcut, yani bir yıldır neredeyse bu problem çözülemedi. Yani 2017 Kasım ayında yine gündeme gelmişti o zaman işte bu Nihat Bey'in hadisesiyle beraber. Maalesef ondan bu yana problem çözülmedi. Hala devam ediyor. Yani tabii ki 15 Temmuz darbe girişiminde de yine kafalar karıştı. Yani orada da mevcut vatandaşın, yani sivil halkın silahlanması darbeyi engeller mi, veya silahlansın darbeyi hazırlıklı olsun, böyle bir algı oluştu evet. Gibi böyle bir saçma sapan da bir görüş ortaya atıldı. O da taraf da buldu yani o zamanlar. Gerçi şu anda o ortadan kalktığı gibi duruyor. Yani en azından makul olan yere gelindi. Yani devletin asli görevinin insanların can ve mal güvenliğini sağlamak olduğunu, bunu da devletin yapması gerektiğini, bunu da kolluk kuvvetlerinin yapması gerektiği yerine gelindi. Ama yine dönüyoruz aynı yere. Yani silah kanun tasarısı gündeme gelmediği için onunla ilgili hem zorlaştırıcı tedbirler hem de bizim taleplerimizi ortaya koyan veya kamuoyunda, özellikle kamuoyunun vicdanı rahatlatıcı yasadaki zorlaştırıcı tedbirlerde tartışmaya açılamıyor. Evet. Bundan dolayı gündemde işte şimdi enflasyonla mücadeleden dolayı mermilerdeki, yani makineli mermilerdeki %7 bir indirim yaptım, hayırlı olsun gibi bir ifadesini yine gündeme getirdi. Tabii burada da tabii hoş şeyler değil. Yani insanı öldüren bir merminin nesi hayırlı olur? Oradaki evet, bürokratik arkadaşların tabii bir gafı yani o. Biz vakıf olarak da diyoruz ki en azından toplumu rahatlatmak anlamında bir özür dileyin. Yani böyle bir merminin indiriminin hayırlı olmasının ne faydası olur insan öldürmeyle ilgili. Zaten bir insanlar burada sıkıntıda, en azından Türkiye'nin %50'si bu silah konusunda muzdarip, kentlerde sıkıntı, işte gece problem oluyor. Özellikle serseri kuşundan problem oluyor. Yani nereden belli olmayan kavgalar, dövüşler, gasplarda silah kullanılıyor. Dolaylı yoldan sosyal problem, sosyal sıkıntı devam ediyor. Yani bunun da bilinmesine rağmen böyle bir kapın olması da tabii yanlış. Biz vakıf olarak da en azından o alt kadrodaki bürokratik kardeşlerimizin bunu en azından kamuoyu rahatlatma anlamında yanlış anlaşıldı diye özür dilesin diyoruz. Evet. Onu da özellikle yüksek sesle de söylüyoruz vakıf olarak ve silah karşıtı grup olarak. Tabii bunlar gündemden düşmüyor, düşmeyecektir çünkü maalesef. Her gün 10 kişi ölüyor ve bunların yaklaşık 3-4 kişi de korunmasız dediğimiz çocuk veya kadınlar. Dolaylı yoldan yani bu problem aynen devam ediyor. Ben kadına ben yürek şiddette kullanılıyor, intiharda kullanılıyor, cinayette kullanılıyor. Şimdi Nihat Bey de bahsetti. Helin'i öldüren katilin silah elde ettiği şirket, yani internet sitesi hakkında suç duyurusu yapılmış ve bir şekilde cüzi para miktarıyla cezasıyla serbest kalmış. Yani bu şirketlerin, bu internet satışı yapan kişilerin cinayette bir ortaklığı yok mu sizce? Var tabii ama onlar öyle düşünmüyor. Onlara bir ticaret gözüyle bakıyor. Yani olayın sosyal yönü, sosyal devlet yönü, yani özellikle sosyal devlet yönü unutulduğu için olaya sadece para ve ticari gözle bakıyor. Yani orada senin silahı satmış, mermiyi satmış, ondan sonra ne olmuş onu çok fazla ilgilendirmiyor. Yani başta bu yanlış. Zaten en önemli noktalardan birisi de bu. Yani sonra da işte insanların canı yanıyor, ondan sonra da yandım oluyor, çare arıyor yani. Dolaylı yoldan tabii burada biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani para cezası getiriliyor ama o çözmez problemi. Yani para cezasının yanında sizin dediğiniz gibi suça ortak olma ve oradan da mesela cezai bir meydesi olursa caydırıcı olur yani. Evet. Bu çok önemli. Yani şimdi ikinci bir şey, riskli grupların eline geçmesi konusunda çok boşluk var. Yani işte televizyon dizilerinde sigarayı buzluyorsunuz, alkolü buzluyorsunuz, görüntüyü vermiyorsunuz. Ama silahı buzlamıyorsunuz. Silahı buzlamıyorsunuz. Asıl önemli olan o. Yani şimdi oradan giriyor kardeşlerimiz, gençlerimiz veya problemli insanlarımız. Maalesef ondan sonra da interneti de çok iyi kullanıyor. Hemen temin edebiliyor ve hakikaten de çok zor. Yani biz yine bir İstanbul'daki cezaevlerinde çalışma yapmıştık. Orada da yani silahla adam öldürenlerin tamamı hakikaten değmezmiş. Oldukça evet, pişman.
Ve yani nereden çıktı bu toplum, ne kadar bizi bu baskı altına almış, sosyal baskı içindeymiş diye bin bir pişman. Yani bu tür şeyler olmamalı ama işte maalesef henüz toplumun ortasında veya toplumun merkezinden silahı arındıramadık veya ona yönelik tedbirler oluşturamadık. İnşallah yani hem işte biz hem Nihat Bey işte uğraşıyoruz. Evet. Sonucu alıncaya kadar da devam edeceğiz. Bunun başka yolu yok. Süremiz fazla kalmadı. İki tane soru sormak istiyorum. Öncelikle yargının tavrı nasıl bu tür cinayetlerde? Yani bireysel silahlanma mağdurlarının davalarında, mesela Helin'in davasında Ceren Damar öldürüldü. Geçmişte o her yani her gün onlarca insan duruyor belki de. Yargının tavrı nasıl? Burada yargı hakikaten kişilerin vicdan rahatlatan cezaları veriyor mu sizce? Vermeye çalışıyor ama baskı var. Bir de yani kamuoyuna mal olmuş ve kamuoyunu da takip ettiği cinayetlerde veriyor. Olası kast kavramıyla mesela kastik öldürümlerde de vermeye başladı. Bu konuda aslında yargıyla siyasi irade aynı yere geldi. Yani bunlara ağır, ağır cezalar verilmesi taraftar ama bir de olayın rol model veya toplumda ağırlığı olan insanlar var. Yani mesela siyasetçi, ne bileyim bir yönetici, murtar. Bu tür insanlar da bu açık hava toplantılarındaki havaya atış edip adam öldürüyorlar. Tabii orada da eski kanun, eski zihniyet devam ediyor. Yani kamuya mal olmuş davalarda takip ederseniz alıyor ama diğerlerinde unutuluyor. Aslında nedeni de şu, çünkü ölen ve öldürenler arasında maalesef illiyet bağı var. Yani çünkü kutlamalar toplantılarda olduğu için aslında öldürenden ölen arasında da bir bağlılık var. Yani komşu veya akraba. Evet, yoldan kendi arasında da eritmek istiyor. Ölen öldü, işte kalan sağlar bizimdir. Tabi bu da yanlış. Son sorum şu olacak, yani bir af tartışması var Türkiye'de şu anda ve bu af tartışması aslında bu tür cinayetleri işleyen kişilere yarayan bir tartışma gibi görünüyor. Hatta bir siyasi parti lideri kader mahkumları diye tanımladı bu insan grubunu. Bu af tartışması bireysel silahlanmayı artıran veya bu cinayetleri artıran bir durum mu sizce? Tabii toplumsal vicdanı yaralıyor. Toplum nezdinde afla beraber yani bu adam öldürmüş insanlar çok kısa sürede dışarı çıkıyor. Zaten içeride de çok fazla bu insanlar topluma kazandırıcı bir olay yok. Aynı davranışlar, aynı düşünceler devam ediyor tabii. Bu bir tartışma konusu ve sıkıntı konusu. Dolaylı yoldan tabii artırır yani, artıyor da. Okay. Dolaylı yoldan da. Çok teşekkür ederiz Ayhan Bey. Yokta, süremiz çok azaldı. Daha doğrusu süreyi geçtik neredeyse. Bu konunun çok önemli olduğunu biz de farkındayız. Bu yüzden sık sık gündeme getirmek istiyoruz bu konu aslında. Sizi stüdyo konu olmak isteriz daha sonra. Teşekkürler size. İyi günler. İyi günler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet Nihat Bey, tekrar başınızı sağ olsun diyorum. Sağ olun. Bence çok kişisel anlamda ciddi başarı elde ettiniz en azından bu davanın sonuçlanması için veya kamuoyu oluşması için. Herkesin buna benzer çaba sarf etmesi lazım. Büyük olasılıkla ve daha çok bir kamusal algının oluşması lazım. Çok teşekkür ederim katıldığınız için programa. Ben şöyle bir şey de bir sunum şeyleri. Evet, böyle bir imza kampanyamızı biliyorsunuz. Bu kamuoyu da biliyor. Bu yasa dışı bir şeydi. Herkes gönül rahatlığıyla buna imza atabilir. Bak sizler de avukat. Sizler daha iyi bilirsiniz. Buna herhangi bir yasa dışı olmadığını bunu demek istiyorum yani. Elbette imza anayasal bir hak. Zaten bunun bir yasa dışı unsur yok. Herkesin atması gerekir. Bu herkesin sorunu aslında. Tüm Türkiye toplumunun sorunu. Tekrar teşekkür ederim katıldığınız için. Teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, bu hafta Ceren Damar cinayetiyle işte bireysel silahlamayı konu aldık. Haftaya başka konuklarla başka bir gündemde tekrar beraber olmak üzere. İyi akşamlar diliyorum.